Merhaba arkadaşlar. Dersimize gelişim psikoloji dersimize ahlak gelişiminde kalmıştık. Ahlak gelişiminde de Kolberg'in ahlak gelişimi kuramında kalmıştık. Buradan çok fazla soru geliyor ahlak gelişimiyle ilgili. Yine Piaget'in ahlaki gelişim kuramını temel olarak oluşturmuş Kolberg kuramını. Piaget biliyorsunuz bilişsel gelişim üzerinde duruyor. Ahlak gelişimini de ona paralel olarak açıklıyor. Dolayısıyla da Piaget'den etkilendiğine göre Kolberg de nedir? Bilişsel gelişimi temel almıştır. 6 tane ülke üzerinde çalışma yapmış. Ya bunlardan yani işte bir tanesi gelişmiş ülke, diğerleri de bizim ülkemizde, Türkiye'de içerisinde ülkesi bizim ülkemizde var. Geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkeler üzerinde yapılmış. Bu anlamda da eleştirilmiş çünkü olumlu sonuçlara ulaşamadığı ne yapılmış? Diğer kuramcılar tarafından ifade edilmiş. Daha çok kuramını araştırmasını Kolberg çocuklardan çok ergenler, yetişkinler üzerinde yoğunlaşıyor. Gruplar üzerinde çalışıyor ve ahlak ikilemleri oluşturuyor ve ona göre nedir? Kuramını oluşturmaya çalışıyor Kolberg. Bu yönüyle de eleştiriliyor. İşte, özellikle erkekler üzerinde daha çok araştırma yapmasıyla eleştiriliyor. Hatta işte Gligin öyle der. Yani kadınlar üzerinde, erkekler üzerinde değil de kadınlar üzerinde daha çok yapsaydı farklı sonuçlar da elde edebilirdi diye bir ifadesi var Gligin'in. Yani daha çok erkekler üzerinde araştırma yaptığı yönünde eleştiriler var. Kolberg insanların 6 yargı aşaması geçirdiğini belirtiyor ve bu aşamayı da 3 düzey içerisinde ne yapıyor? Açıklamaya çalışıyor, geliştirdi kuramda. Düzeylerinden ilki gelenek öncesi düzey. Burada birey yani gelenek demek yani çok bencil bir yapısı var. Çıkarlarına göre ne yapıyor? Kişi hareket ediyor. Öncelikle ben diyor. Kendi çıkarını ön plana alıyor. Kendini düşünüyor. Yani ben merkezci bir anlayış var. Gelenek öncesi nedir? Düzeyde. Gelenek öncesi düzeyin içerisinde iki tane aşama var. Her düzeyin içerisinde zaten Kolberg'de ne var? İki tane aşama var. Bunlar ilki itaat ve nedir? Ceza kavramı ikincisi. Genelde bu aşamalardan ne yapılıyor? Soru soruluyor. Yani örnek bir durum veriliyor ve aşamalardan ne yapılıyor? Soru soruluyor. Burada birey davranışını neye göre yapıyor? Ceza alıp almayacağına göre yapıyor. Yani o kendini niye göre hazırlıyor? Otorite figürüne göre ne yapıyor? Hazırlıyor. Yani burada temel amaç, temel eğilim Kolberg'e göre nedir? Cezadan uzak durmaktır. Peki ceza almayacaksa olumsuz olabilecek davranışları yapabilir mi? Evet, birey yapabilir çünkü bencil davranıyor. Ama ceza varsa yapmıyor, otorite figürü varsa yapmıyor. Burada kanunlara itaat yok da itaat ve cezada otorite figürlerine karşı ne var? İtaat var. Çünkü otoriteden ceza almaktan korkuyor. Otorite varsa davranışı yapmıyor. Otorite yoksa davranışı yapmaktan çekinmiyor. Bu davranış nedir? Olumsuz da olsa. Böyle bir şeyi ne yapıyor? Yapıyor. Mesela örnek verirsek mesela ne diyoruz? Kopya mesela normalde çekilmemesi gerekiyor. Ama öğrenciler nedir? Öğretmen yokken kopya çekiyorsa, varken çekmiyorsa bu tamamen itaat ve cezadır. Neye itaat ediyor? Öğretmene. Peki öğretmen yoksa kopya çekiyor. Evet, davranış yanlış da olsa ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Mesela öğretmenlerin müdürün varken derslere zamanında girmesi, yokken girmemesi, gelişi güzel girmesi. Yani burada ne var? Tamamen otorite figürüne itaat var. Otorite yoksa yani nedir? Davranışı uymayabiliyor. Mesela sürücünün kırmızı ışıkta
polis yoksa kırmızı ışıkta geçmesi. Ya da mesela şeyler var, şey içerisinde hız kameraları var. Hız kameraları olduğu yerde nedir? Hıza uyar sürücüler, ama hız kameranın geçtiği an nedir? Hızın üzerine çıkar. İşte otorite varsa kurala uyuyor, itaat ediyor. Otorite yok olmadığı zaman normalde ne olması gerekiyor? Normalde kamera olsa da olmasa da hıza ne yapması lazım? Uyması lazım. Ama otoritenin olduğu, ceza yiyebileceği şeyde kurala uyuyor. Ceza yemeyecekse kurala uymakta herhangi bir sakınca görmüyor, bencil davranabiliyor. Yani itaat ve cezanın mantığı budur. Mesela bir erkeğe nedir? Eşi yanındayken kimseye bakmaması, başkalarına bakmaması, başka kadınlara yokken bakması, normalde de bakmaması gerekiyor. Ama bunu yapıyorsa nedir? İtaat ve otorite anlayışı söz konusudur, bencillik söz konusudur. Peki ikinci aşama. Gelenek öncesi düzeyde ikinci aşama nedir? Saf çıkarcılık ya da diğer isimleri, arasal amaç, pazar ahlakı ya da takas eğilimidir. Evet. Yani burada da nedir? Gelenek öncesi olduğuna göre çıkarlarına uygun davranıyor. Değil mi? Ben var. Bencillik nedir? Söz konusudur. Yani burada kişisel ihtiyaçlarını, metotlarını değil de kişisel ihtiyaçlarını gidermek, kişisel ihtiyaçlarını ön planda tutmakta. Çünkü gelenek öncesinde kişi ben var. Yani başkasına göre hareket etmiyor, kendisine göre hareket ediyor. Burada nedir? Karşıtlık ilkesi var. Yani ben bir şey yaparsam karşıdaki bana bir şey yapar anlayışı vardır. Yani saf çıkarcılık o. Pazar ahlakı ne olur? Pazarda ne yaparsınız? Siz mal alırsınız, karşılığında para verirsiniz. Karşılıklı bir ne vardır? Anlayış, çıkar anlayışı vardır. Bir takas durumu vardır. Saf çıkarcılık odur. Burada mesela genelde işte şu söz çok güzel ifade eder saf çıkarcılığı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgeme. Ben tavuk vereyim ki karşıdaki ne yapar? Kaz verir gibi. Ben çay ısmarlayayım ki o da bana ne yapsın? Kahve ısmarlasın. Ya yani bir şey yaptığınızda karşıdaki kişiden de bir beklenti içerisinde de içindeysek, onun da bir şey yapmasını bekliyorsak, bir karşılıklılık ilişkisi varsa biz buna ne diyoruz? Saf çıkarcılık diyor Rus, değil mi? Al gülüm, ver gülüm nedir? Mantığı söz konusudur. Bana dokunmayan yılan bin yaşansın. Değil mi? Karşılıklı çıkar ilişkisi. Mesela siyasetçi yatırım yapar. Amacı da nedir? Oy. Ne vardır? Karşılıklı oy yoksa yatırım da yok diyorsa ne vardır burada? Saf çıkarcılık anlayışı söz konusudur. Yani saf çıkarcılığın mantığı çok basit arkadaşlar. Yani mutlaka ben bir şey yapıyorsam karşısındaki kişiden de ne yaparım? Bir şey beklerim. Yani ben işte ona simit alıyorsam o da bana sandviç söyler diyorsam o zaman nedir arkadaşlar? Saf çıkarcılık. Yani bir şey yapıyorsam karşısındaki kişiden de bir şey bekliyorsam bunun adı nedir? Saf çıkarcılıktır. Şimdi genelde çevre, başkaları, toplum devreye girerse artık gelenek, birlikte yaşama devreye giriyordur. Burada çevreye uyum sağlama, yani geleneksel düzeyde artık çevre, toplumsal yaşam, toplumsal beklenti başkalarına. Çünkü gelenek nedir? Birlikte yaşama anlayışı var. Toplumsal beklenti burada nedir? Ön plandadır. Toplumsal düzeni korumak için kurallara ne yapıyoruz artık burada? Uyuyoruz, kurallara uyuyoruz geleneksel düzeyde. Geleneksel düzeyde iki yine aşama karşımıza çıkacaktır. Bunlardan birisi kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk olma eğilimi, diğer bir ismiyle de iyi çocuk olma eğilimi söz konusudur. Başkalarına hoş, temel amaç başkalarını hoş görmek ve çevredekilerin onayını ne yapmaktır? Almaktır. Yani çevredeki kişiler onaylıyorsa o davranış kişiye göre nedir? Doğru davranıştır. O anlamda da ne yapar birey? Başkalarına memnun edebilmek için, onların takdirini, sevgisini, saygısını kazanabilmek için, değil mi? Dışlanmamak için yaptığı davranışlar bu çerçeve içerisinde değerlendirilebilir. Mesela herkes bana iyi evlat desin, iyi eş desin, iyi vatandaş desin, ne kadar hanımefendi desin, çok hanımefendi, çok delikanlı
desin diyorsak burada ne vardır? İyi çocuk iyiliğe söz konusudur. Yani başkalarının beklentileri doğrultusunda ne yapmak? Davranmaktır, değil mi? Söz verdiğimiz için davranışta bulunuyoruz. Evet. Mesela ergenlik döneminde fazla görülür, değil mi? Arkadaşlarına falan hoş görünebilmek için, değil mi? Yani mesela kopya çekersen öğretmenin gözünden düşerim diyorsa, orada ne vardır? Başkalarının beklentisi doğrusu. Öğretmenin beklentisi nedir burada? Öğrencinin kopya çekmesi. O da nedir? O doğrultuda hareket ediyor. Kişiler arası uyum ya da nedir? İyi çocuk olma eğilimi söz konusudur. Peki öğretmen olmadığı durumda kopya çekiyorsa bu itaat ve cezadır. İtaat ve cezadır. Ama kopya çekersem öğretmenin gözünde, arkadaşların gözünde düşerim diyorsan o zaman nedir? İyi çocuk olma eğilimi vardır. Mesela bizde şey vardır Türk toplumunda işte torpil biraz olur. Kayırma söz konusudur. İşte yakınlarına, tanıdıklarına kayırma söz konusudur. Yani o yüzden biz hep nedir? Bir tanıdık bulma yoluna gideriz. Burada ne vardı? İşte akrabalarının tanıdığının nedir? Takdirini kazanma söz konusudur. Mesela hastaneye gidersiniz, orada bir hemşire vardır. O size önden sıra alır. Mantığı şudur. Yani şöyle derse, ben şimdi onu sıra alayım, o da benim yarın başka bir işimi görür diyorsa, burada ne vardır? Saf çıkarcılık vardır. Karşılıklı beklenti varsa saf çıkarcılık vardır. Ama şöyle derse işte kurum müdürü doktor görmeden hastama işte tanıdığıma bir sıra alayım derse o zaman nedir? İtaat ve ceza vardır. Ama burada işte akrabasının işte arkadaşının dostunun nedir? Takdirini kazanmak istiyorsa yapmazsam ayıp olur anlayışı varsa nedir? Burada iyi çocuk olma eğilimi söz konusudur. Yani bizde hep adam kayırma biraz fazladır. Bunun da nedeni bundan kaynaklanıyor, değil mi? İyi çocuk olma eğiliminden kaynaklanıyor. Mesela akran baskısı da öyledir. Akran, değil mi? Akran baskısında ne vardır? Akran zorbalığından farklıdır akran baskısı. Yani akranlarının beklentileri doğrultusunda hareket eder. Yani dört kişiler, üçü o dersten kaçtı, biri kaçmadı. Ha, onlara ayıp olmasın diye o da kaçıyorsa orada ne vardır? İyi çocuk eğilimi vardır. Yani başkasının takdirini kazanma, beğenisini, sevgisini, saygısını kazanma, iyi çocuk desinler, iyi evlat desinler, iyi eş desinler. Hep başkaları takdir etsin, başkaları beğensin, başkalarının gözüne girmek için yaptığımız davranışlar nedir? İyi çocuk eğilimi olarak karşımıza ne yapmış oluyor? Çıkmış oluyor. Ha. Yani diğer bir ismiyle zaten kişiler arası uyum olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Artık burada geleneksel düzeyde başkalarının beklentileri, başkalarıyla nedir? Toplumun beklentileri, grupların beklentileri ne yapmış oluyor? Ön plana çıkmış oluyor. Beklentileri ön plana çıkmış oluyor. Diğeri kanun ve düzen. Yani diğeri nedir? Kanun ve düzen. Burada artık tamamen adından da anlaşılıyor zaten. Kanunlara ne yapıyoruz? Uyuyoruz. Kural sorgulanmaz burada. Kuraldır. Otorite tarafından kurulmuştur ve kuralları herkes düzen anlamında ne yapması gerekiyor? Uyması gerekiyor. Uygun davranması gerekiyor. Her durumda ne yapılması lazım? Buna uyacağız. Sorgulamayacağız. Değil mi? Sorgulamayacağız. Yani şeriatın kestiği parmak acımaz anlayışı söz konusudur. Şimdi bu yönüyle yani işte biraz kanunla düzen şeyle karıştırılabiliyor. Neyle karıştırılabiliyor? İtaat, o gelenek öncesi düzeydeki itaat ve ceza ile ne yapılabiliyor? Karıştırılabiliyor. Burada itaat, bakın itaat burada otorite figürü nedir? Otorite yani artık kural koyan ya da neyse otorite orada ceza verebilecek şey neyse ona uyar. O yoksa uymaz, uymayabilir. Ama burada ise tamamen kurallara, kanunlara uymaktır. Yani otorite figürü olmasa da önemli.
Değil mi? Yani polis olmasa da burada birey kırmızı ışıkta kesinlikle ne yapmaz? Geçmez. Ama İtaat ve Ceza'da polis yoksa, herhangi bir kamera yoksa kırmızı ışıkta geçebilir. Hız ihlali yapabilir. Tehlikeli sollamalar yapabilir. Bu İtaat ve Ceza'dır. Ama işte kanunlar böyle evrildi. Kurallar böyle. Trafik kuralları böyle. Burada hız limiti 50'dir. 50'yi geçmemem gerekiyor. İşte kırmızı ışıkta durulur. Şeyle tehlikeli sollamalar yapılmaz. Kazaya neden olmamak için diyorsa, burada polis de olsa, şey de olsa, kamera olmasa da bu kuralları harfiyen uyuyorsak biz buna ne diyoruz? Kanun ve nedir? Düzen diyoruz. Evet, kanun ve düzen diyoruz. Mesela kırmızı ışıkta kesinlikle geçmez. Ya uygun da olsa, geçme şeyleri uygun da olsa, polis de olmasa da, şey olmasa, başka araç da olmasa burada geçmez. Kanunu kesinlikle ne yapmaz? İhlal etmez. Kopya çekmez. Hoca olmasa da nedir? Kopya doğru bir anlayış değil mi? Değildir diyor. Mesela kopyada ne demiştik hatırlayın. Hoca yoksa nedir? Kopya çekilebilir. Çekiyorsa burada ne vardır? Kopya hoca varsa, öğretmen varsa çekmiyorsa itaat ve cezaydı. Yani itaat ve cezaydı. Peki kopyada işte kesinlikle kopya doğru bir davranış değildir, yasaktır diye çekmiyorsa nedir? Öğretmen olsun olmasın kanun ve düzen anlayışı nedir? Söz konusudur. Peki şimdi matematik dersidir. İşte yarın da fizik sınavı vardır. Ben şimdi matematikte arkadaşıma yardımcı olayım. O da bana yarın fizik sınavında, onu da fizikte yardımcı olur diyorsa burada ne vardır? Sağ çıkar. Al gülüm, ver gülüm. Yani burada bir şey yapıyorsam, karşılığında da bir şey bekliyorsam ben buna ne diyorum? Saf çıkarcılık diyorum. Saf çıkarcılık nedir diyorum. Peki öğretmenin gözünden düşmemek için, arkadaşlarımın gözünden düşmeyeyim diye varsa o zaman başkasının takdirini bekleme vardır. Başkasını beğenmek, başkasının gözüne girmek, başkasının takdirini beğenmek için, girmek için davranışta bulunuyorsan, kopya çekmiyorsan o da nedir? Kişiler arası uyum ya da iyi çocuk olma eğilimi vardır. Burada mesela aç olsam da ekmek çalınmaz. Kesinlikle hırsızlık yapmıyorsa aç olsa da buna ne diyoruz? Kanun ve düzen. Ama mesela aç fırında o anda kimse yok. Ekmeği ne yapıp alıp gidiyorsa orada ne var? Mesela fırıncı varsa ya da orada kişi varsa almıyor. Yoksa alıyorsa itaat ve ceza karşımıza çıkıyor. Mesela her koşulda nedir? Vergi verilir. Cezası olmasa bile vergi verilir. Vatandaşlık sorumludur diyorsak bu da nedir arkadaşlar? Kanun ve düzendir. Kurallara sorgulasın. Neyse kural aynen uyuyorsak kural olduğu için buna biz ne diyoruz? Kanun ve düzen diyoruz. Şimdi gelelim gelenek sonrası düzey. Gelenek ötesi diyoruz. Burada artık sadece kendimizi değil kuralları bütün herkesi ne yapıyoruz? Dikkate alıyoruz. Yani evrensel kurallara göre ne yapmak burada söz konusu, yani davranmak söz konusu. İnsan hayatı, kişisel haklar nedir? Ön plana alıyoruz. Yani şey aslında burada bu düzeye çok az geçilebildiği ne yapılıyor? İfade ediliyor. Evet, yani gelenek sonrası düzeye geçebilmesi için öncelikle ne olması lazım? Soyut işlemler dönemine gelmesi lazım bireyin ama aynı zamanda ihtiyaç da duyması gerekiyor. Soyut düşünen her birey de gelenek öncesine ne yapamaz? Geçemez. O farklı bir nedir? Özelliktir. Artık burada neye geçiyoruz? Başkalarının beklentileri değil, toplum grubun beklentileri artık değil burada. Burada ne yapıyoruz? Artık bir takım şeyler, yani insan hayatını, kişisel hakları, özgürlükleri ne yapıyoruz? Daha ön plana çıkıyoruz. Biraz daha geleneklerin nedir? Ötesine geçiyoruz. O yüzden gelenek ötesi de ne yapılır? İfade edilir. Bu gelenek ötesi durumda. Yine iki aşaması var. İki aşaması var. Bunlardan birisi sosyal sözleşme. Yani sosyal sözleşmenin mantığı şu. Yani
Yasa ve düzen olmalı. Yani olmadan olmaz. Ama gerektiği durumda da ne yapılması gerekiyor? Değiştirilebilmelidir. Yani aslında burada yine temel amaç toplumsal menfaati göz önüne tutuyoruz. İnsanların yararını göz önünde tutuyoruz. Kuralları yine önemsiyoruz. Düzeni nedir? Önemsiyoruz kanun ve düzende olduğu gibi. Ama esnetilebileceğini ve dışına da çıkılabileceğini ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani kurallar var, tamam uyulmalı ama gereğinde de sorgulanabilmeli, değiştirilebilmelidir diyoruz. Yani genelde şey yaparız burada, sorgularız arkadaşlar. Yani mesela sınav sisteminin adaletsizliğine yol açtığını gören bir öğrencinin bu yasanın değiştirilmesi için gerekli yerlere dilekçe göndermesi. Yani tamam yani sınava gireceğiz, şey yapacağız ama yine de burada ne yapıyoruz? Sorguluyoruz. Diyoruz ki yani bu sınav sistemi adaletli değil. Yani bunun değiştirilmesi gerektiği yönde nedir? Çabalar içerisinde de giriyorsak bu sosyal sözleşmedir. Mesela bir arabayla nedir? Şeye geçiyorsun. Kırmızı ışıkta geçiyorsun. Tamam burada geçer ama aynı zamanda burada ne yapar? Der ki ya bu tür durumlarda işte kırmızı ışıkta şeydir aranmaması gerektiğini ne yapar? Sorgular sosyal sözleşmede. Peki ahlak ilkesinde evrensel ahlak ilkesi diyeceğiz. Evrensel ahlak ilkesi. Yani insanın evrensel ahlak ilkelerine uygun davranması gerekir. Yani bu ilkelere uygun davranmıyorsak o zaman nedir? Davranışlar yanlıştır diyoruz evrensel ahlak ilkesinde. Burada şu var arkadaşlar, yani yasa ile çelişiyorsa bizim ilkemiz, bu ilkeler nelerdir işte evrensel ahlak ilkesinde? Evrensel ilkeler nelerdir? İşte insan hakları, kurallar insan hakları ile çelişiyorsa, eşitlikle, özgürlüklerle çelişiyorsa nedir? Bunlarla onları çok rahatlıkla çiğneyebiliriz. Burada hiç sorgulamaya dahi gerek yoktur. Önemli olan budur. Şimdi şeyde de sosyal sözleşme ile ayrılan tarafı bu zaten. Yani zaten bu yönüyle biraz Kolberg eleştirilmiş. Neden? Çok ayrıştırmadığı söyleniyor. Sosyal sözleşme ile evrensel ahlak ilkesini çok ayrıştırmadığını söyleniyor. Ama nasıl ayıracağız biz? Orada şey yapar, sorgular. Burada hiç sorgulamaz. Kafasına hiç takmaz arkadaşlar. Yani eğer evrensel ilkeler ön plandaysa diğerleri nedir? Teferruattır deyip ne yapıyoruz? Es geçiyoruz. Yani yaşama hakkı, insan hakları, eşitlik, özgürlük doğrultusunda ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Yani iyilik yap, denize at, balık bilmezse halık bilir nedir anlayışı söz konusu. Mesela savaşa karşı eylem yapar, barışın gelmesi için çabalayan kişiler. Evet. Mesela bir ilk yardırımda dil, din, ırk gözetmeden en kötü olanı öncelikle nedir yardım etmek? Bunlar hep nedir? Şeyle ilgilidir. Evet. Yani evrensel ilkelerle ilgilidir. İnsan haklarıyla ilgilidir. Burada hiç sorgulamazsınız. Sosyal sözleşmede ne yaparsın? Sorgularsın. Mesela hastayı doktora yetiştirmek için arabayla kırmızı ışıkta geçersin, cezaysan bunu sorgularsın. Bu tür durumlarda olmaz. Yaparsın aslında ama yine de kanunu şey yaptığın için rahatsız olursun, bunun değiştirilmesi gerektiğini söylersin sosyal sözleşmede. Ama evrensel ahlak ilkesine geçersin. Kesinlikle dönüp bakmazsın. Neden? Çünkü önemli olan insan hayatı. Diğeri kesinlikle nedir orada devreye girmez, hatta sorgulanmaz bile. Öncelik nedir? İlkelerdir. Şimdi burada işte ikisinin ayrımını belirtmek için işte evrensel ahlak ilkesinde, evrensel ahlak ilkesinde ne yapıyoruz? Kanun ile evrensel değerler arasında ikilem yaşanmaz. Yani İki kesinlikle eğer ilkeler ön plandaysa kanunlara kesinlikle ne yapıyoruz? Dikkate almıyoruz. Hiç sorgulamayız bile.
Ama sosyal sözleşmede ikilem yaşar birey. Yani o anlamda da yapar davranış yine insan hakları doğrultusunda yapar ama yine sorgular, kanunların değiştirilmesi gerektiğini, böyle olmaması gerekiyor, adaletsizliğin giderilmesi gerekir diye ne yapar yine sorgu. Burada hiç sorgulamaz. Burada direkt yapması gerekeni yapar. Mesela kalp krizi geçiren birini hastaneye yetişme kırmızı ışıkta geçtik. Evrensel ahlaksa. Sonra aldığı sorguluyorsa mesela burada hiç sorgulamaz. Orada benim yaptığım doğrudur der. Yani bunu yapmam gerekiyordu, yaptım der. Burada ise aldığı cezayı ne yapar? Sorgular. Bunun bu tür durumlarda değiştirilmesi gerekiyor, böyle davranılması gerekiyor söylüyorsa buna biz ne diyoruz? Sosyal sözleşme diyoruz arkadaşlar. Kolberg'in kuramında bir takım noktalar var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Kolberg diyor ki insanlar bu evreleri sırayla takip eder. Yani hiyerarşik bir şekilde takip eder ama burada yaş belirleyici değildir der. Yani yaş kriteri ne yapmamış, getirmemiş. Ve evrensel olduğunu söyler. Yani getirdiği bu altı aşamanın, üç düzey altı aşamanın evrensel olduğunu söyler. Ve tüm insanları bağlayan için geçerli olduğunu ne yapar? Söyler. Her insanın davranışlarında ağırlık kazanan bir evre var. Kimisi mesela kanun düzeyindedir. Kimisi işte iyi çocuk eğilimindedir. Kimisi saf çıkarcıdır. Yani birisi daha ağırlıklıdır kişilerde. Ama ancak tüm davranışlarımız bu evreye uymaz diyor. Yani bir durumsallık söz konusu. Yani genelde saf çıkarcı olsa da bazen kanun düzene uyabilir. Bazen kişiler arası uyum sağlayabilir. Bazen itaat ceza yapar. Ama ağırlığı nedir? Saf çıkarcılıktır gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Birisi daha ağırlık basıyor ama duruma göre de değişebiliyor. Ve toplumların çoğunun ne olduğunu söylüyor. Gelenek düzeyinde olduğunu söylüyor. Gelenek düzeyinde ne vardı? Kanun ve düzen vardı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Kişiler arası uyum vardı. Yani toplumun beklentileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Kurallar doğrultusunda hareket ediyoruz. Çok az kişinin gelenek sonrası döneme geçtiğini, yani sosyal sözleşme o ahlak, evrensel ahlak olduğunu söyler. Yani bu anlamda sosyal evrensel ahlak ilkelerini uygulayabildiğini söyler. Çok az kişinin geçtiğini söyler. Burada ama bunu evrensel ahlak, yani gelenek sonrası döneme geçebilmek için öncelikle soyut düşünebilmek gerekiyor. Burada yaş nedir? Geçerli. Yani soyut işlemler dönemi ne zaman başlıyor arkadaşlar? Piaget'e göre 11-12 yaşında başlıyordu. Yani kadınların nedir? Çoğu üçüncü evrededir der. Yani kişiler arası uyum nedir? Ya da iyi çocuk olma eğilimi. Bu anlamda da nedir? Başkalarının beklentileri doğrultusunda hareket eder. Yani bunu da şeyle hareket ediyoruz işte yani kadının nedir toplumda işte eve bakma işte çocukları yetiştirme besleme gibi nedir sorumlulukları olmasından kaynaklanan nedir böyle bir açıklamaya gitmiş. Bir insanın yaptığı davranışın hangi evreye uygun olduğunu gösteren şey yaptığı davranıştan ziyade niye hangi gerekçeyle yapıyor? Değil mi? Yani bu ne demektir? Önemli olan davranış değil, davranışın nedeni önemlidir. Yani hangi gerekçeyle yapıyorsa biz ona göre ne yapıyoruz? Hangi evrede olduğunu, hangi aşamada olduğunu ne yapabiliyoruz? Biliyoruz. Mesela şu örneklere baktığımız zaman, onu daha net anlayabiliriz. Dedik ya, işte önemli olan davranış değil. Tamam, bir davranışta bulunuyoruz ama önemli olan davranış değil. Bu davranışı hangi amaçla yaptık? Yani bu davranışın yapılma nedeni nedir? Ona göre ne yapıyoruz? Hareket ediyoruz. Mesela birisi, işte arkadaşınızla bir kafeye gittiniz. Arkadaşınız ne yaptı? Size bir kahve ısmarladı. Şimdi yapılan davranış nedir? Kahve ısmarlama davranışı. Güzel bir davranış, sosyal bir davranış. Ama şimdi bunun şeye göre, Kolberg'e göre hangi evreye uygun olduğunu ne yapamayız? Bu şekliyle bilemeyiz. Yani yapılan davranışta bilemeyiz. Bunu o karşımızdaki kişinin hangi amaçla yaptığını, nedeninin ne olduğunu
ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Değil mi? Nedenle ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Yani şunu diyorsa bir kahve ısmarlayayım, beni cömert biri olarak görsün. Yani iyi çocuk olmayı demek. Kişiler arası uyum. Başkasına nedir? İyi de görünmek. Başkasının takdirini ne yapmak? Kazanmak. Kahve ısmarladım, o da bana yemek ısmarlar. Al gülüm, ver gülüm. Yani karşılıklı beklenti doğarsa, çıkar varsa buna biz ne diyoruz? Saf çıkarcılık diyoruz, değil mi? Her insanın kahve içme hakkıdır, insanlık hakkıdır diyorsak evrensel ahlak ilkesidir. Yani bu birey ne yapmıştır arkadaşlar? Gelenek ötesi sonrası devreye geçmiştir. İnsanlara bazı hikayeler anlatıyor. Bunların nedir? Değerlendirilmesini istiyor ve aşamaları ona göre ne yapıyor? Çıkarıyor. Onun ünlü bir böyle bir şeyi var, hikayesi vardır Colbert'in. Hans'in eşi çok hastadır. Eczaneden ilacı alması gerekir ama parası yeterli değil. İlacı ne yapıyor? Çalıyor. Yani burada davranış nedir? İlaç çalma davranışı. Peki şimdi bu hangi evrede olduğunu nasıl bileceğiz? Aşamasını nerede bileceğiz? Nedenini bilmemiz lazım. Yani bu davranışı hangi amaçla, hangi nedenle yaptı? Mesela yakalanmadığı sürece, eczaneye yakalanmadığı sürece, görülmediği sürece de susuzdur diyorsak otoritenin olmadığı yerde nedir? Davranışın yapılması nedir? Haktır anlayışı var. Bu itaat ve nedir? Cezadır. Kendi yararına bir şey yapmıştır, eşini iyileştirecektir diyoruz. Saf çıkarcılık. Eşinin ölümüne göz yummadığı için insanların takdirini kazanmıştır. Nedir? İyi çocuk olma. Takdir kazanmak, beğeni kazanmak, sevgisini, saygısını kazanmak başkalarının nedir? Kişiler arası uyum yani. İyi çocuk nedir? Olma yeğenimidir. Ne olursa olsun, ne olursa olsun her koşulda hırsızlık suçtur, çalınmaması gerekir diyorsak burada kanunların dışına kesinlikle kuralların dışına ne yapmıyoruz? Çıkamıyoruz. Kanun ve ceza. Mesela eczacı görmemişse, gören yoksa alabilir diyorsak itaat ve ceza. Varsa almıyorsa o zaman varsa almayıp yoksa ya da görmeden alıyorsa burada ne vardır? İtaat edeceğim. Ama hiçbir koşulda eczanede kimse olmasa bile almıyorsa ne koşulda olursa olsun buna biz kurallara uyuyorsa kanun ve düzen diyoruz. Kanun ve düzen diyoruz. Hırsızlık iyi bir şey değil ama devlet hayati önemdeki ilaçları nedir? Kendisi öde. Bak hırsızlık iyi bir şey değil. Kanun önemli ama ne diyor? Yani sorguluyor o da. Değil mi? Sorguluyor da yani bu tür durumlarda bu duruma gelinmemesi gerektiğini söylüyor. Sorgulama varsa biz buna ne diyoruz? Sosyal sözleşme diyoruz. Evrensel ahlak ilkesinde de arkadaşlar insan yaşamı söz konusuysa yani para mara kesinlikle önemli değil. Her şey yapılabilir. Yani bu anlamda işte parayla karşılaştırmak, şey yapmak ne yapılır? Çalınabilir de, yapılabilir de bu kesinlikle ne yapılmaz? Nedir? Sorgulanmaz, değil mi? Yani insan hayatıyla parayı ne yapamazsınız? Karşılaştıramazsınız. Çünkü insan hayatı paradan daha önemlidir. Daha nedir? Evrensel bir ilkedir diyeceğiz. Yani Colbert'te bilmemiz gereken aşamalar bunlar ki soru gelme ihtimali en yüksek olan arkadaşlar burada Colbert'in nedir? Dönemleri ve dönemler içerisindeki aşamalar. Daha çok da aşamalardan soru gelir. Birkaç kişiden daha bahsedeceğiz. Bunlardan birisi John Dewey'in ahlak gelişimi kuramından bahsedeceğiz. Burada eğitim zaten eğitimcidir John Dewey, değil mi? Yani yapılandırmacılığın ilerlemeci felsefenin nedir? Savunucusudur. Bireyin eğitim düzeyi ahlak gelişimine nedir? Önemlidir diyoruz. Yani eğitim düzeyiyle ne yapmış? Ahlak gelişimi arasında bir bağlantı kurmuş. Bu anlamda aldığı eğitim ne kadar işte
şeyse, iyiyse arkadaşlar, ahlaki gelişiminde nedir oluşturduğunu söylüyor. Yani eğitim düzenine bağlı olarak bilişsel duygusal psikomotor alanındaki nedir bir geliştirmesi, kendinin ahlaki olarak geliştirdiğini, ahlaki olarak da geliştirebileceğini ne yapıyor, ifade ediyor. Üç dönemden oluşturuyor yine. Zaten bunların dönemleri hep birbirine benzer arkadaşlar. Yine ahlak öncesi diyorsa ben önemlidir, bencillik önemlidir, ihtiyaçları önemlidir. Gelenek diyorsa toplumsal beklentiler önemlidir. Özellikle önemli diyorsa kendi ilkelerine göre ne yapıyor? Hareket ediyor. Evet, kendi ilkelerine, yani akıl yürütüyor, mantık yürütüyor. Kendi ilkelerine göre ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani dönemler öncekilerden işte nedir? Farklı değil. Birkaç kere şeyden soru geldi arkadaşlar. Gligan'ın ahlak gelişimi kuramından nedir? Soru geldi. Bu anlamda bunu da bilmekte fayda var. Yani burada daha çok soru Piaget'den de özellikle de Kolberg'den geliyor. Kolberg'den çok geliyor ama Gligan'da da son yıllarda soru gelmeye başladı. Gligan'ın özelliği nedir? Kolberg'in kuramını ne yapmış? Eleştirmiş. Özellikle nedir? Kuramını kadınların ahlaki gelişim evreleri üzerinde konuş. Zaten bu yönüyle eleştiriliyordu biliyorsunuz. Daha çok erkekler üzerinde araştırma yaptığı ile ilgili Kolberg. Kolberg kuramını evrensel olduğunu söylüyordu. Yani bütün insanlık için geçerli olduğunu söylüyordu bu aşamaların, bu dönemleri. Gligan ise bu kuramın evrensel olmadığını, kimin? Kolberg'in kuramının nedir? Evrensel olmadığını söylüyor. Kültürden kültüre değişebildiğini ne yapıyor? İfade ediyor. Kolberg kadınların üçüncü evrede kaldığını söylüyordu. Bunu da ne yapıyor? Karşı çıkmış Gligan. Bu anlamda diyor ki başkalarına iyilik etmeye yardımcı olmak toplum kadınlardan bu tür beklenti içerisinde diyor. Bu beklentiler içerisinde olduğu için ve kadınlar bunu karşılamak için çabaladıkları için bu dönemi aşamamış gibi görünür ama kadınların aştığını ne yapıyor ifade ediyor. Kadınların davranışlarında sevgi, saygı, merhamet, erkeklerin davranışları ise mantık ve hukuk daha ağırlıklı olduğunu ne yapıyor Gligan ifade ediyor. Yani burada daha çok, çünkü Kolberg biliyorsunuz arkadaşlar şeyden, Piaget'den etkileniyor. Ahlak gelişimi bilişsel gelişimde paralellik gösterdiğini söylüyor. Burada ise Gligan ise bilinç değil, duyguların daha ahlakta önemli olduğunu söylüyor ve bu anlamda da ahlak sevgisi kavramını ne yapmış, ortaya atmıştır. Özellikle okullar, işte öğretmenler, anneler nedir? Davranışlarında iyi model olacak ve çocukların ahlak sevgisini, değerler sistemini ne yapacaklar? Kazandıracak diyor Gligan. Evrelerin önemi yoktur diyor. Yani şeyde evreler aşama aşama gidiyordu. Dönemler vardı. Burada önemi olmadığını ne yapıyor? Söylüyor. Ve bir grup hamile kadın üzerinde nedir? Kürtaj konusunda da Gligan'ın nedir? Çalışmaları var. Yine dönemleri var, evreleri var arkadaşlar. Ahlaki gelişim evreleri var Gligan'ın da. Birinci evresi, yaşamı sürdürmeye yönelik uyum evresi, yani bencillik evresi. Yani yine aynı şeyler arkadaşlar. Yani aslında ifadelerde başlıkları değişiklik var gibi görünse de aynı şeyler söyleniyor. Yani bencillik dönemi. Kendi bencillik diyorsa arkadaşlar, yani kendi ihtiyaçlarını, kendi çıkarlarını ne yapmaktır? Ön plana çıkmaktır. Yani gelenek öncesi dönem. Değil mi Kolberg peki? Sonra bencillikten sorumluluğa geçiyorsunuz. Yani fedakarlık. Sorumluluk diyorsanız gelenek dönemi. Yani başkaları, diğer insanlar, başka grupların, toplumların beklentisi. Yani bu Kolberg'ler nedir? Gelenek sonrası dönem olarak ne yapıyor arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Bunu Gligan ne demiş? Fedakarlık demiş. Sosyal sorumluluk demiş. Kolberg'de gelenek dönem demiş. Pasif düşünme. Üçüncüsü olarak da nedir? Pasif düşünmedir. Burada da arkadaşlar bir denge kurun. Yani ilkel ahlak,
Yani ilkeli ahlak demek ne demek arkadaşlar? İlkelere göre hareket ediyorsun. Yani ilkelere hem kendi ihtiyaçlarına hem toplumun beklentilerine arasında bir denge kuracak. Değil mi? İlkeli ahlak. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. Pasif düşünme evresi ilkeli ahlak. Yani kendi ilkelerimizi ne yapacağız? Belirleyeceğiz. Kendi ihtiyaçlarımız da önemli. Ama toplumun beklentilerini de ne yapacağız? Önemseyeceğiz. Çünkü toplumsal bir varlıkız. Bunlar arasında nedir arkadaşlar? Bir denge kuracağız. Bu dengeyi de ilkeli ahlaklılık ya da pasif düşünme evresi olarak ne yapmış ifade etmiş bölüm.